Selamünaleyküm mal besleyen güzel kardeşlerim. Sabahın 5'inden bu yana mallarımızı gidiyoruz. Ama bunun duruşu da amma heybetli değil mi? Ayağına bakın, taşın üstüne çıkmış. İncecik bir dala takılmış. Öyle zevkli yiyorlar ki. Hayvanlar hem uysal. Hiç sağa sola kaçma derdi yok. Maşallah. Otur seyret şuna bak ya. Mübarek şundaki heybete bak be. Anızdan çıkardım ekini anızından. 5'ten bu vakite kadar anız güttüm. Saat şu anda 7.30. Sabah 7.30. Hayvanları yeşile soktum. Meşe ormanına. Hanım ablamıza bak. Hanım ablamız yedi. Yukarıdan. Sabahın 7.30'da Allah nazardan saklasın. Şundaki mideye bakın. Karına bakın. Şu geçimizde az hastalanmış kızımız. Buna bir hamur mayası içireceğim varınca. Az ishal olmuş. Biraz abartmışız herhalde zannedersem yiyeceği. Çok güzel yayılıyorlar. Hayatlarında ilk kez mercimek samanı yediler. O da bir tanesi ishal olmuş. Allah'ım nazardan saklasın kızım sizi. Maşallah. Ne heybet var ya mübarekte. Allah'ım nazardan saklasın. Tosun. Tosun da ishal olmuş biraz. O geçti ama. Güçlü olunca atlattı. İki dekemiz vardı. Kardeşimizin biri ısrar etti. En büyük dekemi kardeşimizin birine verdik. Bir dekemiz kaldı. Bir dekede 50 mala çok rahat gitti. Ama dekemiz de güzel besliyorum amma. Gece de yem veriyorum. Davudum, aslanım benim. Sen var ya köpeğin kralısın ha. Kangala kafa tutuyorsun. Maşallah. Gören görmekte çelimsiz bir köpek zanneder ama köpeğin kralısın kuzum sen. Çok korkusuzsun Davud'a. Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın maşallah. Allah'ım gaza bela hastalık vermesin çocuklarım sana, kızlarım benim. Maşallah. Davut, ne yapın oğlum? Gece 53 tane olunca
52 idi. Benim Meli'ye abisinin biri bir tane geçi, Malta geçisi hediye etti. O da bunların içine dişi o da. Çok seviyorum bu geçileri böyle ya. Birinin bir koyunun su içtiği yerden asla su içmezler. Koyunun yayıldığı yerden asla yayılmazlar. İlla temiz olacak yedikleri. O kadar temiz hayvanlar ki. Yani kendi temizliklerine o kadar aşırı derecede özen gösteriyorlar ki. Hayvanlar bambaşka bir şey ya. Bir de grup ortamını çok güzel başarıyorlar. Ayrılmıyorlar açıkçası. Toplu gidiyorlar, toplu geziyorlar. Keçilerin memesi büyüsün diye bir arkadaşın tavsiyesi üzerine dün sahim yaptık. Ondan önceki gün sahim yapmadım. Bugün sahim yapmayacağım. Yarın sahim yapacağım. Memeleri biraz daha büyüsün diye. Bayağı genç kızlarımız var içinde. Memeleri tam büyük değil. Sahimi bir hafta boyunca böyle tekrarlayacağım. Bir gün yapacağım, bir gün yapmayacağım. Durun kızlar bakayım. Çok uslu, uysal. Hiçbirinin bağına, bahçesine zarar vermez. Hiç ellemiyorum ama. Nereye giderlerse hiç önlerini kesmiyorum. Canların istediği gibi yayılıyorlar zaten. Karınları doydu mu zaten kendileri gideceği yere gidiyorlar. Tesisin üst tarafında sulama yeri var. Bayağı suladıklarında o tarafa yönlerini döndürebiliyorlar. Şimdi ben o yön tarafına dönüyorum zaten. Birazdan dönüş yapacağım. Gittikleri istikametten. Sularını içireceğim. Biraz abarttık herhalde beslenmelerini. Ama hayvan yiyor. Değişik değişik ottan yiyorlar. İşte doğal besleme budur. Hayvanlarda zerre kadar koku yok. İyi besleniyorlar yani. En sevdiğim kızım şu. Halep keçisi değil ama bunun cinsinin ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde en yüksek süt oranını veren de şu minik kızımız. Kızım geç bakayım koyun. Koyun geç. Koyun geç. 8-10 tane de koyun var. Bizim dayının, çobanımızın. O da şeye gitti, köye gitti. Hasat yapacakmış. Biz de verdik izini. Tabi o esnada da dün elimizi parçaladık, dikiş attırdık. 9 tane dikiş attırdık. Bu şekilde bununla avunuyoruz. Akşam pansuman yaptırdım yine elime. Taşların arasında oynarken kendi kendimize kaşıntı yaptık. Ayağımız taşa takıldı, düştük. Hay maşallah, maşallah. Hayır hayır hayır. Sınıra yanaşmak. Şu Malta geçisi. Sağdaki. Buradan sonra yasak şu taşlardan sonra. Geçiş yok. Şimdilik Allah'a emanet olun kardeşlerim diyeceğim. Sağlıcakla kalın.